Elon Musk'ın Dogecoin hareketi üzerine konuşacağız ve genel olarak bu durumu değerlendireceğiz. Aşağı doğru da böylece bir haber mevcut. Bir kere Elon Musk'ın adını duyanlar zaten direkt olarak piyasada Dogecoin'den söz ederler ve ilk akıllara da bu gelir. Ya da Dogecoin'i duyan birinin aklına doğrudan Elon Musk gelir. Bazen yapılan açıklamalar biraz yanlış olabiliyor. Çoğu açıklamada maalesef ki bu şekilde oluyor. Örneğin Elon Musk bir şey yaptığında işte bu sefer pump getirmeye yeterli olmadı ya da ne bileyim bu sefer yükseliş getiremedi falan tarzında. Ancak şunu iyi bir şekilde anlamak lazım. Birincisi Musk'ın zaten Dogecoin üzerinden bu kadar hareket etmesindeki ana sebep çok geniş bir vizyonu kapsıyor. Bakın çok geniş bir vizyon. Adam piyasada olabilmek için yükselen bir piyasada istediği zaman bu piyasanın ekmeğini yiyebilmek için, tamam mı? Burada ilerleyebilmek için Dogecoin'i kullanıyor. Yani öyle 3 aldım, 5 sattım topunda değil adam. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden vizyonu çok geniş. İkincisi tabii ki de hareketler yapıyor, tweetler atıyor vesaire ama bu sadece anlık olarak bir rally gelsin, bir pump gelsin veya gelmesinden kaynaklı olarak bunu yapmıyor. Şimdi insanlar zannediyor ki yine geçmişteki gibi şey olacak. Böyle Elon Musk bir tane tweet atacak. Dogecoin'de o zaman yaptığı gibi böyle bir anda 100x falan patlayacak tarzında. Bu şekilde bir durum ya da bu şekilde bir beklenti yok. Elon Musk sürekli kendisini yenileyen hareketler yaparak Dogecoin tweetleri atıyor ve bu şekilde sürekli olarak bir şey sağlıyor. Hala Dogecoin'in adıyla Elon Musk'ın adı hep bir arada kalıyor. Bunu şu şekilde düşünün. Hani Huobi aynı şekilde WazirX bir açıklama yaptı ve dedi ya piyasaya giren isimlerin, piyasaya giren yeni traderların ilk alım yaptığı kripto para Shitcoin. Ve bu çok fazla kişi tarafından bir duruma bağlandı. Çünkü coin'in önünde çok sıfır var. Yani adam bir giriyor, listenin içerisine bir bakıyor. Bir sürü binlerce dolarlık, yüzlerce dolarlık kripto para içlerinde bol sıfırlı bir tanesi dikkat çekiyor. Bu sefer girip araştırıyorlar. O Shibarium'u çıkaracaklarmış falan, şöyle olacakmış, böyle olacakmış gibi durumlardan da kaynaklı olarak alım yapıyor. Bu tarz şeyler çok önemlidir. Bakın, kesinlikle gözden kaçmaması gereken durumlardır. Ya da Bitcoin sürekli yükseliyor. Doğru yükseliyor. Çünkü adam piyasaya bir giriyor, en büyük kripto parayı almayı tercih ettiği çok fazla gözlemleniyor normal olarak. Ya da XRP coin'de büyük bir yükseliş bekleniyor bu sezon. Çünkü acemi trader piyasaya bir girecek. Adı ne XRP coin'in? SEC'e karşı dava kazanan, SEC'i indiren altcoin yani. Tamam mı? Bu şekilde bir durum. Dogecoin'in adı ne? Elon Musk'ın kripto parası. Elon Musk'ın altcoin'i. Bu yani uzun vadeli bir harekettir. Kaldı ki şu anda, daha şu anda Dogecoin piyasanın en büyük, piyasa derinliği en iyi diyebileceğimiz ve en yüksek likidasyona sahip XRP'den sonra Litecoin'in bile ilerisinde olmak suretiyle dördüncü kripto para birimidir. Bu çok ciddi bir şey. Yani bu da doğal bir içsel bir yükseliş potansiyeli olduğu anlamı taşımaktadır. O yüzden geçmişteki gibi ani patlamalar işte vesaire haber kaynak tabii bunlar da olabilir. Bunlar da olabilir. Ama bunun yanı sıra bunun uzun vadeli faydasının hala görüldüğünü anlamak daha önemli ve daha kıymetlidir. Elon Musk etkisiyle Dogecoin sadece bir dakikada %3'lük ani ve dramatik bir artış gördü. Ancak daha sonra altcoin fiyatı bir noktada geri dönüş yaparak kazançları tamamen sildi. Elon Musk tek tweetle Doge pompasını tetikledi. Meme coin'i Dogecoin fiyatı ani bir yükselişle bugün %3'lük dikey bir artış gördü. Bu süreçte sadece bir dakika içinde Dogecoin 7 sentten 7,3 senti yükseldi. Peki bu patlayıcı fiyat hareketinin arkasındaki katalizör neydi? Tabii ki Tesla, SpaceX ve Twitter'ın esrarengiz milyarderi ve önemli figürü Elon Musk'tı. Kripto topluluğuyla eğlenceli etkileşimleriyle tanınan Musk, Twitter'da kedi ya da köpek tercihiyle ilgili bir soruya basit ama etkili bir yanıt verdi. Köpekler.
Görünüşte zararsız olan bu yanıt, Doge adlı altcoin fiyatında keskin bir pompayı ateşlemek için yeterliydi diyor. Evet, hani bu bazı taraflar üzerinden dediğim gibi farklı şekilde yorumlanıyor. İşte şeyi yaptı, haberi verdi ama yeterli olmadı. Hayır, sadece üzerindeki ilgiyi ve üzerindeki bu gölgeyi diyeyim, devam ettirmeye çalışıyor adam. Olay tamamen bundan ibaret. Bilmem anlatabildim mi? Yakın zamanda da yine Tesla tarafı bir açıklama yaptı. Kendi web siteleri üzerinde artık Dogecoin'in alım satımının kolaylaşması ve Dogecoin ile nasıl alım yapılabilir üzerine bir özellikle şey yaptılar, bir açıklama yaptılar. Bunlar da hep bundan kaynaklı olacaktır. Evet. Neredeyse anında kendisini Doge Father ilan eden Elon Musk'ın Dogecoin'den herhangi bir şekilde bahsetmesini yakalamak için titizlikle programlanmış otomatik satın alma botları gibi görünen şeylerin tetiklediği büyük hacimli işlemler Doge pazarını sular altında bıraktı. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bu da sıkıntılı bir durumdur bu arada ve bunu gerçekten yapanlar mevcuttur. Elon Musk'ın ya da bazı farklı isimlerin şeyinde geziyorlar, tamam mı? Adam bir şeyden bahsettiği anda alıyorlar. Ya o iş öyle olmuyor işte. Gerçekten inanabilirsiniz ki o işler o şekilde yürümüyor. Ya adam bir şeyden bahsediyor. Zamanında Vitalik Buterin dedi ki bir tane altcoin varsayıyorum dedi. Mesela X dedi, tamam mı? X adında altcoinler varmış meğerse çatır çatır fiyatları patladı. Yani ne alaka, ne münasebet, tamam mı? Çok saçma bir şey, değil mi? Böyle düşünüldüğü zaman. Ama yaşandı bunlar. Bu şekilde yapmayın. Yani sadece kaybedersiniz. Anlık pump dump olayları altında sadece elinizdeki varlıkları kaybedersiniz ve sıkıntı yaşarsınız. Daha düzgün şeylere yatırım yapın. Gerçekten yatırımcı bakış açısıyla piyasa içerisinde durun. Elon Musk'ın bir kripto parayı desteklemesi tabii ki kıymetlidir ama bu uzun vadede mi destekliyor yoksa sadece anlık bir hareket mi yaptı? Bakın bu da çok önemli bir sorudur. Elon Musk'ın bir hareketiyle, bir söylemiyle onun üzerine çıkan bazı projelerin 120x yaptığına da tanık olduk. Ama sonrasında %99 fiyatlar çakıldı. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde sıkıntılar içerisinde bulunmamanız ve paranızla da tabii ki oyun oynamamanız lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.